Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ilk iki derste yaptığımız masa ve sandalye modellerimize materyal atıp hemen ufak bir dekupe render'ı alacağız. Şöyle zaten diğer derslerde gördüğünüzde sandalyemizi ve masamızı kendimiz modellemiştik. Şunu da ungroup yapayım. Bunları direkt ben yeni bir Max dosyasına merge'ledim, içine attım. Ve şimdi materyallerimi açıp materyal atmaya başlayacağım. Hatta ben şöyle bir çalışma da yapıyordum. Şimdi beraber siz de burada beraber yaparız yine. Hazır materyal kullanacağım. Daha doğrusu Corona Render'ı kullanacağım için Corona'nın kendi materyal şeyini kullanacağım burada. Şöyle gösterebilirim burada. Ben tabi kullandıklarımı favorilere almıştım. 3 tane burada materyal kullanıyorum. Bir beyaz kullanıyorum zemin için. Sonra plastik kullanıyorum burada ayaklar için. Ve sonra da bir tane de kumaş kullanacağım. Şu şekilde. Ve masa tablası için de yine bu plastiğin rengini değiştirerek kullanacağım. Şöyle hemen yine yaptığım gibi sürükle bırak mantığıyla hepsini alıyorum tek tek. Bu şekilde aldım hepsini. Sonra bunlara bir zemin çizelim. Şöyle bir adı nedir? Kamera açımızı ayarlayacak şekilde şöyle bir zemin çiziyorum. Box çizdiğim plane çizebilirsiniz ya, bu tamamen size kalmış bir şey. Ve sonra da hemen bir kamera ekleyeyim. Ben böyle standart target kamerayı kullanıyorum. Bu size bağlı hangisini kullanmak isterseniz. Şöyle kamera açıma geldim. Şu şekilde biraz ortalayayım. Sonra biraz şöyle tutup geri çekeyim bunu. Şöyle biraz daha yukarıdan alsın. Okey. Sonra bu kamera açıma göre hemen şu zemini devam ettiriyorum. Edit Blue atadım. Şu zemini şu şekilde uzattım. Sonra da bunu tutup şöyle uzattım. Kamera açıma geldiğimde bir tek şurada bir ufak şey var. Bunu da şu şekilde. Evet. Zeminim artık tamam. Kapandı. Her yeri düz beyaz görüyorum. Sonra şuradaki beyazı aldım. Zeminimi atadım. Kameradan çıktım P'ye basarak. Zeminim artık benim için hazır. Bunu ben bir saklayayım. Hide Select yaparak. Kameram burada. Kamera açım. Okey. Şimdi ne yapacağız? Bunları önce materyal atacağız. Şu kumaşı atacağım ben buna. Bu kumaşı atadığımda gördüğünüz gibi UV'si bozuk ve ne geldiği belli değil. Bunun iki farklı yöntemi var. Ben şimdi hem sırtta ve hem şeyde farklı olarak göstereceğim size oturma alanında. Şöyle, hatta bunu bir UV ile yapalım, farklı bir UV ile bunu da farklı bir tarzda yapalım. İkisini de görmüş olalım. Şöyle ben bu iki kumaşı da tıkladım. Listeme geldim. U'ya bastım. U ve W map dediğimiz şeye tıkladık. Sonra buradan box'a geldim. Ve tekrardan burada listede bir kere daha tıkladım ve ürünün içine girdim. Sonra şurada scale'e bastım ve bunu küçülttüm. Gördüğünüz gibi bayağı bir küçülttüm. Ve kumaşım hazır kumaş olduğu için, zaten Corona'nın kendi kumaşı olduğu için atamış oldum. Sonra ayakları tuttum. Ayaklara ne atacaktım? Şu siyahı atacaktım. Ama ben bu siyahı biraz daha materyalini, yani daha doğrusu parlaması çok fazla. Biraz kısacağım burada parlamayı. Daha böyle bir doğal yansıması olmasın. Hani parlasın ama böyle ayna gibi bir parlama yaşamayalım. Yansıma yaşamayalım. Bu şekilde attım. Zaten bu düz renk, bunlara bu şekilde UV atmama gerek yok. Zaten düzler. Ve tabii ki şu alttaki ahşabını da aldım. Ve bunları bu şekilde tekrardan tuttum ve grup yaptım.
Sandalyem benim şu an hazır. Tabii render'da da göreceğiz bunu. Sonra geldim masama. Masamda bir hareketlilik yapalım. Üst tablasını ve alt tablasını farklılaştıralım. Örnek veriyorum. Biz zaten diğer modelde hatırlıyorsanız burayı sonradan tutup scale'lemiştik. Yine aynı şekilde burayı tutalım. Hatta şu kısmı da ekleyelim buraya. Hatta alt kısmını da ekleyelim. Şu kısmını biz yine ahşaba verdiğimiz bu siyahı atayalım. Ama atadığımızda edit poly olduğu için üste de geldi. Ne yapacağız? Tuttum ve bunu direkt detach yaptım ben. Sonra şu F4 ile bastım, kapattım. Bu artık üsttekiyle ayrı. Üsttekini tutup şurada hemen aşağıya kopyaladım. Şuna geldim. Bunun rengini beyaz yaptım. İsmini de değiştim. Bir yazdım sonuna ve beyaz oldu. Aynı şekilde bu ayağı da, hatta bu ayağı da siyah yapalım. Şuna beyaz atayalım. Yani bu şekilde beyaz siyah bir şey oldu. Hatta şöyle bir şey yapalım. Buna biz mermer atayalım. Hemen tekrardan açtım. Şu favorilerden çıktım. Geldim buraya. Stone'a şöyle indim aşağıya. Şurada gördüğünüz gibi iki farklı mermer var. Benim için fark etmez. Herhangi birini sürükledim buraya materyalime. Aldım ve bunu atadım. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey gelmedi. Doku gelmedi. Ne yapacağız? Geldik buraya. U'ya bastık. Biraz önce U ve W map'i kullanmıştık. Şimdi buradaysa Unwrap U ve UV'yi kullanacağız. Buraya geldiğimizde hemen Open UV editörü açıyorum. Ve Ctrl A'ya basarak tüm yüzeyimi tutuyorum. Ve sonra bunu normal halini bir görmek için nerede bizim normal halini görmek için şunu bir map'i sıfırla diyorum. Yani benim aslında map'im şu an bu halde. Okey. Ben bu map'imi tuttum. Şu an bunu ben modellediğim için ve vertexlerin her şeyini bildiğim için bu açılımını sadece yüzeyi aç diyorum bana. Yüzeyi açtığında ne mi oluyor? Hemen şuradan text map dediğimde gördüğünüz gibi buradaki map direkt açıldı ve bunu iki kere tıklayıp hepsini tuttuktan sonra rotate ile istediğim gibi açısını çevirebiliyorum. Şu şekilde olsun bu modelimiz ya da şöyle dikeyine çalışalım ve bunu da buraya bastığımda da otur yerleştir diyorum tam map'in üstüne. Okey diyorum ve Caps to true diyorum ve oldu. Şimdi geldim buna aynı şekilde UV map yapalım. Şu an bak gördüğünüz gibi yine bu arada gelmedi. Gelmeme sebebini hemen şöyle bir Ctrl Z yapalım. Yine gelmedi fark ettiyseniz şöyle. Yine herhangi bir şey yok. Yani bir doku yok. Mermer dokumuz yok. Demek ki bu mermer dokusuna göre biraz küçük. O zaman biz bunu burada büyütelim. Şöyle F2'ye basayım. Şunu biraz küçülttükçe büyüttükçe gördüğünüz gibi mermer dokusu geldi. Şöyle biraz böyle gayet idealdir benim için. Ondan sonra Collapse'ı do diyorum. Ve artık materyalim tam oturduğunu görüyorum. Geldik aynı şekilde UV map'ini tekrardan açtım. Bu şekilde aldım yine. Ama burada şimdi ne diyor? Hem alt yüzey var şöyle hem üst yüzey var. Şu şekilde. Ben ne yapacağım burada? Şu üst yüzeyi tutacağım. Bunu şimdi şöyle tutuyorum bilerek tek tek. Diğer yöntemini de göstereceğim. Burada geliyorum ayır diyorum bunu ve tekrardan bastığımda gördüğünüz gibi artık şu şeyi kapatalım. Tamam, bu dikeyimiz oldu. Şimdi aynısını burada da yapabilirim ama gördüğünüz gibi köşeler ayrı. Bu sefer 2'ye basıyorum. Edge'e geliyorum. Şöyle köşeden bir kere tıkladığımda gördüğünüzde şunu. Artık ben buradan da kesebilirim bunu anlamına geliyor. Ben buradan
Şöyle hemen bir tane örnek göstereyim. Şuradan ya da en rahat nereden gösterebilirim? Şimdi şunu, şu kapattım bunu. Bunu şimdi şöyle tuttuktan sonra bastım buna. Bunun kısa yolu da Shift R'dir. Şöyle çektim. Ve şimdi çizgiye geldim. Şunu tıkladım. Gördüğünüz gibi kestim oradan. Geldim buraya tıkladım. Aç dediğimde gördüğünüz gibi kestiği yerden direkt böldü. Ben şu an bunu şöyle yaptığımda gördüğünüz gibi bu da artık düz. Biraz önce düz gelmemişti. Artık bu da düz. Sonra şu parçaları böleceğim ben bundan. Şimdi tıkladım, yerleştir dedim. Şunu şöyle dikeyde yapalım. Dikeyde olsun. Hatta şunu da ayıralım. Bu da dikeyde olsun. Hepsini dikey şekilde olur. Çünkü materyalimizin adı nedir? Yönü hep dike bak, dikey olarak yukarıya doğru baktığı için o şekilde yaptım. Şuna bastığımda da tek tıklamada hepsini tutuyorum. Mesela burada tek tıkladım ama buna tıkladığımda bastığımda hepsini alıyor. Okey. Şimdi bizim materyalimiz görünüyor mu? Önce ona bir bakalım. Görünmüyor yine. Yine büyütüyoruz. Şöyle F2'yi kaldırdım. Şurada map'i göster diyorum. Map'i göstermedi. Ha, bitmek yok. Buradan şöyle yaparsam. Tamam. Şimdi bunu bitirdiğimde buna da şimdi materyali atmadığım için göstermedi tabii ki. Çok büyük yaptık. Hemen bir Ctrl Z yapıyorum. Şimdi şuna geldim tekrardan. Şunu bir kapatayım. Bu materyali bir atayım buna. Tamam. Şimdi bunu poligona geliyorum. Hepsini tıklıyorum. Küçültüyorum. Hemen hemen aynı şeylerde büyüklükte olsunlar diye ayarladım. Okey. Bunu da collapse to dedim. Ve gördüğünüz gibi artık şeyim hazır. Adı nedir? Mermerim de hazır. Bu iki fark arasında yani UV map ve Unwrap arasındaki fark genelde Unwrap kumaşlı ürünlere yapılır. Çünkü çok detay yastıklarda yaptığımızda çok daha temiz dokuyu görürüz. Sert panellerde otomatik açarız ama genelde ben size tavsiyem her zaman Unwrap'ı kullanarak açmanızı tavsiye ederim. Çünkü tüm her şeyi görebiliyorsunuz burada. Bu şey atamıştık zaten. Buna bir UV, buna da bir UV atayalım şöyle. Bakalım nasıl geliyor. Pardon. Şöyle. Bunu da attım. Gördüğünüz gibi herhangi bir doku olmadığı için çok da fark etmiyor buna. Bunu da böyle yapalım. Şimdi ne yaptık? Şöyle bir kameramıza gelelim. Şu an artık adı nedir? Hazır sahnemiz. Materyallerimizi attık. Ama tabii ki ışık koymadık daha. Şöyle bir yerleşim yapıyorum ben şimdi. Şöyle üst görünüme geçtim. Şöyle 2, 3 tane buraya koydum. Bir tane kamera açısını arkamı görmesi için koyuyorum. Tabii ki şunu açıyorum. Sinebimi, rotate sinebimi. Şu şekilde. Ve bir tane de şuraya alacağım. Tam kameranın karşısına şöyle çapraz dursun diye. Aynen. Şöyle kameramı kaydırdım. Tam ortaladım sahnemi. Sonra bir Shift F yaptım. Render açımı görmek için. Onu da nasıl görüyorum değiştiriyorum. Onu da göstereyim hemen. Geldim buraya. Şurada gördüğünüz gibi değiştikçe bu tabii ki şey değil ama şurayı değiştirdiyseniz kamera açılarınız değişir direkt.
Ben şimdi çok fark etme. Şöyle HD video alayım. 1920'ye 1080 alacağım. Burada başka bir işim yok. Diğer türlü sahnemi ortaladım. Ha, tabii ki şu an hiçbir şey yok. Çünkü güneşimiz yok. Herhangi bir şeyimiz yok. Herhangi bir şey çıkar mı? Çıkmadı. Çünkü herhangi bir güneşimiz yok. Tamam. Hemen tekrardan ne yapıyorum? Geldim burada ışığıma. Korona sana geliyorum. Şöyle P'ye bastım bir çıktım. Korona sana geldim. Şöyle bir ışığımı koydum. Hatta ışığımı şöyle kameranın arkasından vursun. Şöyle güneşimi yerleştirdim. Geldim listeye. Ondan sonra dedim ki evren ışığını göster bana. Okey. Sonra render setup'a geldim. Şurada şunları bir sileyim, bu eski dosyadan kalma. Geldim buraya light mix dedim ve şurada grup ya da mat tek tek hangisini isterseniz, yani bizim sadece güneşimiz olduğu için fark etmeyecek bize dedim. Buradan tıkladım ve kamerama geldim tekrardan. Şöyle açımı biraz değiştireceğim. Tamam. Ki şu şeyi görmeyeyim. Okey. Şöyle bir tıklayayım şuna. Herhangi bir açık görmüyorum herhalde. Tamam. Şimdi render'ıma bastığım an artık bizim burada decoupe render alabileceğimiz bir sahne oldu aslında. Ha, tabii ki ışığımız fazla al. Burada light mixlerimiz vuruyor. Bunları düşüreceğiz biraz. Sadece biraz açılsın şu an. Şu an ben render'ı bir kapatmayacağım hiç. Sadece render'ı alırken ufak tefek ayarları oynayarak aslında çok temiz bir render alacağımızı göreceğiz. Zaten materyalde çok bir şey yok. Materyali hazır korona kullandık. Kendi materyalimizi yaptığımızda onu da zaten başka seride göstereceğim. Kendi materyallerimizi yaptığımızda nasıl ilerleyeceğimizi. Şu an sadece hazır korona ışık koyduk, güneş koyduk. Materyal atadık. Modellediğimiz ürünlerin. Şimdi geldim şurada. Şunu bir açayım. Bunu açtığım an zaten bakın direkt fark ediyor sahnede. Çok iyi. Ben buradan istersem ışık ayarını biraz kısabilirim. Tamam. Şuradan biraz sarılık, mavilik olayını ayarlayabilirim. Şu kontrastım ayarlayabilirim. Ben genelde 3 kullanıyorum. Her sahnemde 3 sabittim neredeyse. Şu burada da işte bu highlight'ta da olayı aslında bu çok aşırı parlayan beyazları biraz daha softlaştırmak için kullanıyoruz. Decoupe Render'da işe yarıyor bu arada. Şöyle biraz daha softlaştırıyorum. Softlaştırdıktan sonra da işte burada artık bize kalmış ayarı. Sonra Light Mix'e geliyorum. Şöyle istersem güneşimin tamamen gösterebilirim. Ama ben burada decoupe olduğu için güneş kullanmıyorum. Sadece buradaki evren ışığını kullanıyorum. Bunu da istersen bu şekilde açıp kapatabilirim. Sahnemin karanlığı ya da dokumun hangisi daha iyi gösteriyorsa bu size kalmış bir şey. Ondan ayrı başka bir şey yok zaten render alırken. Yani bu şekilde model render alırken. Budur arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki seride görüşmek üzere.